Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 8. sınıflar Kur'an-ı Kerim dersimizin ikinci dönem ikinci yazılı çalışma sorularını yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım. Birinci sorumuza Asır suresinde aşağıdakilerden hangisinin bahsi geçmemiştir diyor. Hatırlayalım, neydi Asır suremiz? Bismillahirrahmanirrahim vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezine amenü ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. Bakın anlamında bu şekilde özetlemiş olduk. Namaz kılan, zekat verenlerin ziyanda olmadığı ile ilgili bir bilgi orada yer almıyor idi. İkinci sorumuz Kadir suresinde aşağıdakilerden hangilerine değinilmemiştir? Hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletil kadr. Leyletül Kadri hayrun min elfi şehr. Tenezzelül melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrin selam. Hi hatta medle'il fecr. Peygamberimiz neydi? 571 yılında 20 Nisan 571 Rebiülevvel ayında dünyaya gelmişti. Ra harfinin okunuşuyla ilgili yani hükmü ra ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Ra harfi sakin olup şu şekilde kendinden önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise yani şurada gelen harfimizin harekesi üstün ya da ötre ise kalın okunur. Der, dur şeklinde buraya kadar doğru. Esre ise mesela dir şeklinde olursa da ince yani A şıkkımız doğru. Dolayısıyla Ra harfi sakin, ondan önceki de sakin olursa bir önceki harfine bakılması gerekmez demiş. Bakılması gerekir her halükarda. Kalın okunmaz çünkü üstün ve ötre ise yine kalın okunur. Lin harfi olan ya'dan sonra gelen ra harfinde vakf yapılırsa ra kalın okunur. Hayır. Ra harfi sakin olup kendinden önceki esreli bir vasılemiz gelirse ra ince okunur. Bu da yanlış cevap Adana. Kur'an-ı Kerim'in en küçük birimidir. Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesidir. Hatırlayalım. Kur'an-ı Kerim 6666 tane ayetten oluşur. 114 tane sureden oluşur ve her 20 sayfadan oluşan 30 tane cüzden oluşur. Ve Kur'an-ı Kerim de sevgili arkadaşlar yaklaşık 600 sayfa civarındadır. Bazı Kur'an'larda 604 sayfa yani yazıma göre değişebilir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in en küçük birimi hangisi? Ayetler. Ayetlerden sureler. 20 sayfalardan da cüzler oluşur. Kur'an harflerinin üstünde bulunur. Harfleri E veya A sesiyle okutur. Özellikleri verilen harekeyi soruyor. Mesela Elif harfimiz. Bunun ismi nedir? Eliftir. Kur'an-ı Kerim'deki harflerimizi okumak için E'ye, İ'ye, Ü'ye yani harekelere ihtiyacımız vardır. Bize burada E ve A dedi ki mesela ayın üstüne geldiği zaman A okutur ancak Elif üzerine gelir A E okutur. Buna ne deriz? Üstün denir. Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için oluşturulmuş kurallara sevgili arkadaşlar tecvid denir. Peygamber Efendimizin okuduğu gibi, bizlere öğrettiği gibi okumak için Kur'an-ı Kerim'e geçen arkadaşlarımız tertil üzere tane tane Kur'an'ı düzgün okusunlar diye tecvid kurallarımız vardır. Çok kolaydır. Oynatma listelerimizde Kur'an-ı Kerim dersimizin ilgili bölümlerini açtığınız zaman 8. sınıf oynatma listemizde tecvid kurallarından bahsettik. Oradan da izleyebilirsiniz. Ayrıca 8. sınıf tüm derslerimizin konu anlatımlarını, sınavlara hazırlık çalışma sorularımızı da yine 8. sınıf oynatma listemizden bulabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son sureleri sırasıyla hangisidir? Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim değerli arkadaşlar sağdan sola doğru okunur. Sağdan Kur'an açtığımız zaman ilk suremiz Fatiha'dır. Devam eder ve 114 tane sure vardır. 114. suremiz de Nas suresidir. Dolayısıyla Fatiha ve Nas cevap Ceyhan. Kur'an-ı Kerim nokta nokta zamanında kitap haline getirilmiş, nokta nokta zamanında çoğaltılmıştır. Kıymetli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e biliyorsunuz Ramazan ayında 610 yılının Kadir gecesinde 27. gecesinde inmeye başlamıştır. Ta ki Peygamberimiz vefat edene kadar yani 632 yılına kadar toplam 23 yılında inmiştir. Peygamberimiz ayetleri ezberlemiş. Her yıl Cebrail Aleyhisselam'a mukabele yapmış. Aynı zamanda vahiy katiplerine yazdırmış.
Aynı zamanda Müslümanlar da gelen ayetleri ezberlemişlerdir. Çünkü kendi dilleri Arapça olduğu için çok rahat bir şekilde ezberlemişlerdir. Ancak Peygamberimiz vefat edince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh birinci halife Kur'an-ı Kerim'in var olan yazılı nüshalarını bir araya getirip iki kapak arasına yani mushaf haline getirmiştir. Daha sonra Hazreti Osman üçüncü halife de bu yapılan mushafı çoğaltarak İslam memleketlerine göndermiştir. Cevap Denizli. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 255. ayeti, Ayetel Kürsi olarak bilinmektedir. Bu ayetin temel konusu aşağıdakilerden hangisidir? Burada şuna ayrıntıya dikkat edin. 114 tane suremizin her birinin ismi vardır. Ayetel Kürsi ise 6666 tane ayet içerisinde ismiyle hitap edilen kendine has ismi olan tek ayettir. Dolayısıyla Ayetel Kürsi'de Allah'ın yüce sıfatları ve eşsiz kudretinden bahseder. Hadi hatırlayalım Ayetel Kürsi nasıldı? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardı. Men zellezî yeşfe'u indehu illa bi iznih. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum. Ve la yuhitune bi şey'in min ilmihi illa bima şa. Vesi'a kürsiyyuhus semavati vel ardı. Ve la yeûduhu hıfzuhuma ve huvel aliyyül azim. Ne yaparız? Namazlarımızdan sonra tesbihattan önce Ayetel Kürsi'yi okuruz sevgili arkadaşlar. O yüzden Ayetel Kürsi'yi muhakkak ezberleyin. Kur'an-ı Kerim okumaya başlamaya veya durduktan sonra okumaya yeniden başlamaya iptida, vakıf, vasıl, idgam hangisi denir bunlardan diye sormuş. Buna sevgili arkadaşlar ne deniriz? İptida deriz. Peki vakıf ne demek? Durmak demek. Vasıl demek, birleştirme demek. İdgam da tem veya sakin nun'dan sonra işte bilagunne, mealgunne harfleri gelirse onları birbirine tutturmak yani şeddelemek anlamına gelir. Aşağıdakilerden hangisi tilavet secdesini yapış sebeplerimizden birisi değildir? Tilavet ne demek? Okumak demek. Dolayısıyla Kur'an okurken bazı ayetlerimizin altında, daha doğrusu solunda ne yapar ya da sağında sayfalarda secde yazar. Bu ne demektir? Okuduğumuz ayet secde ayetidir. Dolayısıyla secde yapmalıyız anlamına gelir. Bunu yapmamızın nedenlerinden birisi olmayan seçeneği bulmamız için bize söylüyor. Allah emrettiği için yaparız. Peygamberimize uymak için yaparız. Müşriklere ve kafirlere muhalefet için yaparız. İnsanlar görsün diye yaparız. Sevgili arkadaşlar dinimizde riya yoktur. Tamam mı? Gösteriş yoktur. Dinimizde bütün ibadetler Allah rızası için yapılır. Dolayısıyla biz tilavet secdemizde Allah rızası için yaparız. Nasıl yapıyorduk? Tilavet secdesi geçen ayet okuduktan sonra abdesti tabii ki şekilde Kur'an abdesti okunur. Hemen niyet ettim Allah rızası için tilavet secdesi yapmaya der. Allahu Ekber deriz. Direkt secdeye gideriz. Tamam mı? Rükû yok. Direkt secdeye gideriz. Üç defa Sübhane Rabbiyel Âlâ dedikten sonra kalkarız. Semi'na ve ata'na gufranike rabbena ve ileykel masir diye Rabbimize şükretmiş oluruz. Bir de sehiv secdesi var biliyorsunuz. O da farzların geciktirilmesi, vaciplerin terk edilmesi durumunda son oturuşta sağa sola selam verip iki defa daha secde yapmaya da sehiv secdesi denir. Tilavet yani okuma secdesinin hükmü nedir diye sormuş sevgili arkadaşlar. Biz sizleri Hanefi mezhebinde olduğunuzu düşünerek bunun hükmü vaciptir. Ancak diğer üç mezhebimizde yani Şafii, Hanbeli ve Maliki mezhebimizde ise sünnettir. Aşağıdaki vakıf işaretlerden hangisi konunun bittiğini ifade eder? Sevgili arkadaşlar, ayın işareti bir konunun bittiğini, diğer bir konunun artık başlayacağını bize gösterir. Dolayısıyla hatimli namaz kıldırırken veya kıraatın uzun okunduğu namazlarda ayın secavendi denk geldiğinde rükuya varmak güzel ve uygun olan bir davranıştır. Yine ra harfimizle ilgili bir soru var. Ra'nın okunuşu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ra harfimiz bu. Ra harfi ötreli ve üstünlü ise kalın okunur. Ra, ru, bakın ru ve ra kalın okunur. Ra harfi esreli ise ri ince okunur. Ra sakin. Kendinden önceki harf de sakin. Ondan önceki harf üstün ise ince okunur demiş. Hayır neydi? Üstün olduğu zaman yine kalın okunur. Bu yanlış.
Ra sakin. Kendinden önceki harf ötreli ise bakın kalın okunur. Cevap Ceyhan. Kadir gecesi niçin bin aydan daha hayırlıdır? O gece melekler indiği için, Kur'an-ı Kerim o gece indiği için, türlü işler yapıldığı için, sevilen bir gece olduğu için. Kıymetli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim Ramazan ayının son 10 gününde yer alan Kadir gecesinde yani 27. gecede indirilmiştir. Şimdi 27. gecede indirildiği için bin aydan daha hayırlıdır. Bin ay hesapladığımız zaman 83 yıla denk geliyor. Dolayısıyla geçmiş ümmetler daha fazla yaşadıkları için daha fazla ibadet ettiler ve daha fazla sevap kazandılar. İşte Allah bize rahmeti, merhameti gereği Kadir gecesini bin aydan daha faziletli kıldı. Diyelim 70 yıl Kadir gecesini idrak eden bir Müslüman 70 çarpı 83 yıl ibadet etmiş gibi sevap kazanacak. O yüzden Kadir gecesinin kadrini bilmeli, o geceyi en güzel şekilde ihya etmeliyiz. Nasıl? Kur'an okuyarak, kaza namazları kılarak, yardımlar yaparak, peygamberimize salavatlar getirerek zaten Müslümanlar o gece camileri tıklım tıklım doldurup ihya etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Rabbim kabul etsin inşallah. Min Rabbihi yandaki ifadede geçen tecvid kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Kuralımızı hatırlayalım. Sakin nun ya da tenvinlerden sonra lam ve re dediğimiz çoğul yani ler harflerimiz gelirse biz bunu kodlayarak İBG demiştik. Hani yukarıda İMG'yi kodlamıştık ya işte İBG'nin kodlaması da idgamı bilagunnedir. Yani nun atarız, re'yi şeddeleriz. Mir Rabbihi bak Mir Rabbihi. Peki İMG'den farkı nedir? İMG olduğu zaman mesela mimma genizden ses gelir. Ancak idgam bilagunnede mirra diye genizden ses getirmeden tecvidimizi yaparız, şeddelemesini yaparız. Asır suresinde yani vel asırda insanların ziyanda oldukları ancak 4 sınıfın ziyanda olmadığı belirtilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu belirtilen 4 sınıftan biri değildir? Vel asr innel insane lefi husr illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Dolayısıyla burada adaleti tavsiye edenler geçmiyor. Aşağıdakilerin hangisi vaslın kelime anlamlarından birisi değildir? Vasıl dediğim zaman ulaşmak, kavuşmak, bitiştirmek var ancak ayırmak diye bir anlamı yok. Cevap Ceyhan. Sakin mimden sonra harekeli bir B gelirse şu şekilde sakin mim var. Daha sonra B gelmiş. Sakin geldiğinde oluşan sakin mim okuma türü aşağıdakilerden hangisi? Hatırlayalım bu tecvid kuralımızın biliyorsunuz sakin mimden sonra 3 tane tecvid kuralı var. Birincisi sevgili arkadaşlar sakin mimden sonra mim harfi gelirse mesela şu şekilde sakin mim var. Ardından da harekeli bir m gelirse idgamı misli mealgunle buna 2 tane i m m g diyoruz tamam mı? Mim mime hatta nun nuna uğrarsa idgam misli mealgunle olur. İkincisi sakin mimden sonra işte yukarıdaki gibi B harfimiz gelirse buna biz sevgili arkadaşlar ne deriz? Dudak ihfası deriz. Normal ihfa değil buna dudak ihfası deriz. Üçüncü olarak da bu mim ve B harfinin dışındakiler sakin mimden sonra gelirlerse buna da ne diyoruz? Mim-i sakinin isharı diyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla cevabımız ne olmuş oluyor? B. Sakin mimden sonra mim ve ba harflerinden biri geldiği zaman oluşan sakin mim okuma türü hangisidir? Yukarıda geçmişti. Buna ne diyoruz? Yani mim sakinin isharı ona da isharı şefevi ismi verilir. Yukarıdaki verilenlerden hangisi sakin mim okunuş türüdür? Sakin mimden sonra harekeli bir mim geldiği zaman oluşur. Nedir? İ, M, M, G, idgam, misle, mal günle. Bu durumda sakin mim şeddeli okulur. Bakalım mimma şekilde. Buna ne diyoruz? İdgami misleyi meal günne. Yukarıdaki verilenlerden hangisi veya hangileri sakin mimin okunuşları arasındadır? İdgami misleyi meal günne, dudak ihfası, sakin mimin isharı. Dolayısıyla nedir? Üçünü de öğrenmiş olduk. Kur'an-ı Kerim'in aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir? Ahiret hayatı, kıyametin kopacağı tarih, iman, ibadet, ahlak. Sevgili arkadaşlar, şimdi Kur'an-ı Kerim'de gayb konuları vardır. Dinimizde gaybı ancak Allah bilir. Mesela kıyametin ne zaman kopacağını, bir insana ne zaman öleceğini Allah bilir.
Dolayısıyla bu gayıp konusunda Kur'an-ı Kerim'de bilgiler yer alır ama ne zaman kopacağına dair kesin bilgiler, mesela kıyamet kopacak diye bilgi yer alır ama ne zaman kopacağı yer almaz. Kur'an-ı Kerim nokta nokta yılında, nokta nokta ayında, nokta nokta gecesinde indirilmeye başlanmıştır. Ramazan değil mi? 610 yılı Ramazan ayı Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in her 20 sayfalık bölümlerine de cüz denir. Sevgili 8'ler, inşallah seneye 9'dasınız. 9'daki derslerimize görüşünceye kadar kanalımızda 9. sınıfa ait tüm derslerin içeriklerini bulabilirsiniz. Hepinize şimdiden LGS ve diğer sınavlarınıza başarılar diliyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.